Evet. Oo, çekilin yoldan, vahşi batıdan geliyorlar. Amerikanlar etkili bunlar, Turkish kavaylar. Ben gata geliyor. Ya sen benim şarkı. Ne bu? Neyler geldi? Sevgilim bu ne biliyorsan benim reklamını yaptığım ürünler geldi sanıyorsun ya. Her zamanki bizim... gibi günde 750 milyon şey geliyor kargo. Bu bizim tişörtlerimiz. Let's go. Evet. Benim reklamını yaptığım ürünler var. Onlar zannediyor, şey yapma. Ya alırız ya birazdan falan. Ben de söylemedim bilerek. Korktu bu da bak. Aç bakalım. Evet. Aç bakalım. Sercan. Canım Sercan yaptı tişörtleri. Satışa sunacağız Instagram adresinden Let's Go Karavan'ın. Siyah benim, beyaz Tuncay'ın. Turuncu da yapacağız. Sejominal. Takip edin bu arada. Kumaşında minimal var. Vay. Bunları beğenirseniz biz şimdi güzel fotoğraflayıp giyinip böyle Instagram adresimize koyacağız. Yani Let's Go Karavan'a da kendi kişisel adreslerimize de satın almak isterseniz Let's Go Karavan adresimize gelip sipariş verebilirsiniz. Bunlar numinelerimiz. Şey numine, mi bu? Beyaz denim. Ooo süper. Ha sevgilim çok güzel. Hemen kirletsene bunu. Hemen yerlere yazsana. Hemen git iş yapsana bunu. Hemen tekneye gidip boya yapsana. Üstüne boya yapsana. Aa sevgilim sana beyaz yakışıyor ya. Let's go tişörtlerimiz geldi arkadaşlar. Şimdi. Let's go. Arkadaşlar biliyorsunuz bu tarz şeyler bize ekstra gelir sağlıyor. Biz bu tarz şeylerden ne kadar çok para kazanırsak o kadar çok bu yaşamda daha fazla tutunabiliriz. Tabii ki de bu bir göçebe yaşam modeli aslında. Düzenli gelire ihtiyacımız var biliyorsunuz. Evet, bizim de düzenli gelire ihtiyacımız var. Yani o yüzden Allah'a bin şükür yine de işler geliyor, ufak tefek çalışıyoruz ama bu tarz tişörtlerden alıp destek verebilirsiniz. Tişörtleri evet. Alabilmeniz için YouTube'dan, YouTube'dayız değil. Zaten şu Instagram'dan. An. Şu an YouTube'da olduğumuzu unuttum. Let's... Evet arkadaşlar tişört unuttu. Tişörtlerden istiyorsanız bir beyazı. Bir de siyahı var. Siyah da benim. Bir de siyahı var arkadaşlar. Turuncu da olacak, bekleyin. Biz herkesin... bunu güzelce giyinip Instagram adreslerimizden paylaşacağız. Let's Go Karavan'dan da paylaşacağız. Şöyle güzel ben böyle kombinler yaparım falan. Bakarsınız. Ben de kombin yaparım. Ben de bayağı uğraşıyorum. Yok senin üstündeki şu an süper bir kombin. Kombinle ben de bayağı uğraşıyorum. Ama terliği kopuk kombin. Şöyle bakın. Hızlı yapıştıracağım. Terlik almamız lazım sana. Hızlı yapıştırıcım bitti. Yoksa yine yapıştıracaktım. 150 yıldır giyiyorum, yapıştırıyorum arkadaşlar koptu mu. Her neyse arkadaşlar evet, sahip olmak beğendim. İsterseniz gerçekten ben de beğendim. Güzel, rahat. Oversize olması da çok güzel. Evet. Sahip olmak isterseniz Let's Go Karavan adresine giriyorsunuz ve oradan tişörtlerimiz için sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Evet, hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet gençler, şimdi Buket, ne yapacaksın Buket? Şimdi şuraya böyle bir taş dizdim, onu vurmaya ama çalışıyorum. Ama şey annesi orada videoda belli oluyor mu? Sanki kucağında bebek olan bir anne gibi. Bakalım. Şimdi Buket atacak, ben atacağım. Atıyorum. At bakalım. Oh. Ben atacağım. Evet, kazanan ne yapıyor? Kazanan ne yapıyor? Akşam yemeği hazırlıyor. Yandım o zaman ben kazanırsam. O zaman uzunlaşmıştı. Bak vurayım mı? Ben sen üzülme diye vurmuyordum. Tut kamerayı. Böyle olur zaten. Tut bakalım. Kazanan akşam yemeği. Kazanan akşam yemeğini hazırlıyor. Ben her halükarda akşam yemeği benden. Ne oldu Tuncay Bey? Yok ben bir şey yapamazdım. Yok bilmem neydi. Ne oldu? Kızım, ne ben oldu? Ben bilerek vurmadım sen. Aha, hep böyle olur zaten. Vallahi bak. Yoksa bak. Evet, evet. Aa, bak. Hep öyle olur. Arkadaşlar hep böyle olduğunda ben kazanıyorum. Bugün Welcome to the jungle. İlk denizime girdim. Bayramın birinci günü. İlk denizin mi bu? Yok. Evet bu yılın bugün ilk denizi. İlk denizin. Vay helal evet. Olsun. Kaça aldın hocam? Bu arada biz az video çekiyoruz bu ara. Çünkü Tuncay bir teknede çalışıyor onun için. Şöyle Karayip korsanlarında böyle tekneyi böyle paspaslayanlar var ya arkadaşlar. İşte, o işi aldım. Ben de yaptım dün. Sonra başıma güneş geçti. Geldim ayrılmıştım yattım. Böyle paspas çekiyorum falan şu an. Önce para kazanmamız gerekiyor ama birilerine bir şeyler isteyerek değil, çalışarak, emek harcayarak, emek sarf ederek. Sağ olsun Windis
Sailing YouTube'dan bakabilirsiniz. Yani Tunca ve babasının sahip olduğu, arkadaşlarımızın sahip olduğu bir şirket tarafından buraya geldik. Arkadaşlar Windy Sailing bizi buraya gönderdi. Bir tane teknenin verniği boyasıdır diye. İnanın o günden bugüne kadar küçük küçük işler. Örneğin ben bugün dev gibi bir tane gulete ön tarafına ismini yapıştırdım. İş anlamında çok memnunum. Çünkü biliyorsunuz son paralarımızla mazotumuzu alıp buralara kadar geldik. İlk iş diye çıktık. Allah büyük. Gerçekten şöyle bir şey var işte. Gönlünüzü nasıl eğittiyseniz, nasıl temiz tuttuysanız ona göre kapılar, yollar açılıyor size. Ya da kapılarınız kapanıyor, yollarınız kapanıyor. Gidip saçma sapan insanlarla tanışıyorsunuz. Hepimizin başına gelen şeyler aslında. Sadece iyi toparlayabilmek gerekiyor. Dönüp nerede hata yaptığımızı ve nasıl ilerlememiz gerektiğini iyi keşfetmek gerekiyor. Çünkü bu bir yaşam ve bu yaşamda arkadaşlar tecrübeye dayalı. Tecrübe öğretir biliyorsunuz. Ama ders almak da çok önemli. Sevgili arkadaşlar, herkese selam. Misafirimiz botuyla beraber geldi. Transatlantik diyoruz ona biz. Efendim karavanımızı... Gani Bey de konuğumuz. Biz çok mutluyuz bugün. Aynen. Çok güzel oldu bizim için de. Evet, çok iyi oldu. Vallahi tam tekneyi bağladım. Dediler ki, Gani Müjde misiniz? Evet. Oo, hemen gelin. Kahve içiyoruz. Yakaladık. Diye. Aslında herkesin, size söyleyeyim, ekran başındakiler de anlasın. Herkesin hayal ettiğini yaşıyorsunuz bir kere. Bunu bilin. Ve gerçekten çok güzel bir araç. Ben ilk gördüğümde tanımıyordum daha. Daha önceden geldim buraya. Çok etkilendim. Bu nasıl bir araç? Nasıl bir... Kimler yaşıyor acaba içinde diye. Sonra tanıdım. Gerçekten çok çok güzel her şey burada. Harika bir hayat kurmuşsunuz. Teşekkür ederim. Özendim. Size de yapacağız. Tamam. Efendim Gani Bey'e de belki bir karavan yaparız ama daha önce botu şurada koydu ve ben onu bu kesinlikle çalacağım yani oradan alacağım. Gezmek için. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Haberleşiriz tekrar. İlk karavan komşumuz geldi. Çok güzel. Karavanları da çok güzel. Ben biraz önce baktım. Tuncay görmemiş. Spor böyle güzel. Beğendim. Burası dönüyor oturma grubu oluyor. Burası duş tuvaleti. Şöyle. Çok lavabosu güzel. Var. Örnek aldığımız karavana benziyor bazı şeylere. Üstüne oturuyorsunuz. Çekmeyle. Tamam. Duş alıyoruz. Evet. Yukarıda tervanesi var. Evet çok güzel. Çok spor böyle, hoşuma gitti. Ne buzdolabı var? İşte televizyonumuz var. Biz bir de internet aldık, gezici internet. Ne, bu ama Bursa karavan değil mi? Güzel yapmış adam yani. İçinde su bazlı boyası. Bak bizim eksiğimiz sevgilim şu an. Diye. Bunlar da tik ya, hepsi vernik falan yok içinde. Mesela camlar açılır kapanabilir ve sineklik var. Bizim de böyle bir sinekliğe ihtiyacımız var. Koltuklar döndüğü zaman burası yuvarlak oturma oluyor. Dönüyor iki koltuk. Bu muhteşem gerçekten. Evet. Bizde olmuyor çünkü biz kapıyı iptal etmedik. O kolu var, yuvarlak kolu var. Eski araç olduğu için. Şey mesela bak şu yoktu, bunu ben yaptırdım. Burada kapaklar var. Tüp burada. Ben tüpü buradan açıp kapatabilirim. Manasını. O deliği i̇şte ben kullandıkça, açtım. Kullandıkça. Evet. Çünkü bagajı boşalt, aç tüpü kapat. Hiç uğraşamayacağım orada. Şimdi ben yaptırdım mesela. Bu yoktu çok karavanda. Ateş çıktı, yanıyorsun. Nereden kaçacaksın? Açamıyorsun artık. Evet, böyle tecrübeleri işte not tabii almak lazım. Aynen. Dünyanın en kararsız insanı Tuncay denize girmek için çabalıyordu. Giremiyordu çünkü kararsızdı. Sevgilim neden hevesin kaçtı söyleyeyim mi? Ben seni sattım diye. Evet, beraber girecektik. Arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Çok sıcak. Cesaret edemiyorsun sıcaktan. Temizlik yaptık, bir sürü şey yaptık. Ama su soğuk. He mi? Şu an bak bakıyorum. Soğuk yani. Sevgilim orası kayalıklı, girme oradan. Aa dinozor mu şu? Arkadaşlar var ya, Tuncay hayatınızda görebileceğiniz en kararsız insanlardan biridir. Karar verme aşamam çok zor. Verdim mi de durmam. Evet, bir de o var. Hissiz korktu. Sevgilim niye atlıyorsun? Sırada bak. Niye atlıyorsun kayalar varken? Geri mi çıkıyorsun? Isınmam lazım. Bu mu yani olayın? Hopurt diye atladı, bu mu yani? Hadi yeter ya. Cumburlop diye atladı.
Bir de mesela gezmeye gidelim de. Hadi gideriz 10 dakika sonra. Hadi ya eve gidelim. Yeni saç stilimi göstereyim mi size? Dur. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda nasıl insan kaçırılır onu anlatacağım. İkinci saç stiliyle geliyorum. Denizin ilk saç stili 2. Etkilendi. Yani şimdi hani... Canımız sıkılır gibi. Ya bu tiplemeyi yapmaktan fazla yorulmayız. Çünkü bizim oranı... Bizim oranın adamı böyle yani kardeş, şimdi bak. Başka var mı saç stili? Tabii var, dur geliyor başka. İsis gelmiş bak, hemen tavlandı kız. Ooo, Corleone. Hayırdır oğlum Yone? Bu Adana ile İtalyan ayağı, baba ayağı, İtalyan ana ayağı. Bence zaten Adana'lar İtalyanlara benziyor. Başında kızlar İtalyan aramasınlar, Adana'ya gitsinler. Açıkçası şöyle bir kafamda plan var. Hemen anlatayım, geleceğe dönük, ileriye dönük bir plan. Şimdi biliyorsunuz ben Mersin'de uzun süreler ahşap mobilya tasarım işleri yaptım ama ne yazık ki çok fazla tutunamadım. Çünkü ahşap atölyesi çok fazla var ama hele heykel anlamında hiç bilgi yok. Yani oradan tutunamayıp bir şekilde bu sistem içerisinde özgür kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şunu da söylemek gerekiyor. Karavan demek, yani karavanda yaşıyoruz evet ama şu an sadece gezme odaklı değiliz arkadaşlar. Şu an ben... bir iki kişi yazmış da onlara gerçekten teşekkür ederim, doğru söylüyorlar. Yeni yola çıktım. Yeni yola çıktım ve bu şekilde bugüne kadar açıkçası iş anlamında, para kazanma anlamında çok zorlandığımız süreçler oldu bizim Buket'le. Ama ne yaptık? Yılmadık. Tercihlerimizi yine düzgün ve dürüst olmaya çalıştık. Evet, ve hep gerçekten... Evet, bu konuda gerçekten taviz vermedik. Son paralarımızla, biliyorsunuz, takip etmişsinizdir. Bir şeyler yaptık ve bu şeyleri hayata, hayallerimize dönüştürmeye çalıştık. Oradan geçtik, böyle oldu falan derken şu an buradayız. Kış boyunca haftada 1-2 gün gezeceğiz ama geri kalan günlerde, yani belki hafta sonu cumartesi, pazar günü, işte bu yaz da dahil, gezeceğiz ve sadece şöyle bir şey yapacağız. Geleceğiz, burada çalışacağız arkadaşlar. İş ne olursa olsun, yapabileceğimiz bir işse, hakkımızla kazanabileceğimiz bir para varsa ellerimizle, yapacağız, çalışacağız. Paramızı kazanacağız, biriktireceğiz. Sonra yeni projelerimiz var. Bunları ilerleyen bölümlerde anlatacağız. Şimdi bu Horizon katamaranını, bakımını yapıyoruz. Zehirlisini, zehirli boyasını atacağız. Gayet güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Şu an Allah'a bin şükür çok mutluyum. Sadece bir şeyleri başarma anlamında değil, iş yaparak para kazanabildiğim için de çok mutluyum arkadaşlar. Çünkü sevmediğim hiçbir işte çalışmak istemiyorum. Böyle yorularak, kirlenerek, pislenerek, eve işte böyle yorgun argın giderek. Evet evet, aynen böyle. Bu şekilde çalışmak, alın teriyle kazanmak gerçekten müthiş bir duygu. Böyle ömrümün sonuna kadar böyle yaşarım yani. Evet arkadaşlar, Aycan Usta geldi. Biraz önce dedikodusunu yapmıştık. Geldi. Evet. Aycan ustamız. Arkamdan konuştular. Şimdi ustam, zımpara nasıl, böyle mi? Yani böyle atıldı. Daha derin atılması gerekiyor mu? Yok, şimdi biz yüzeysel çalışma yapıyoruz bunda. Tamam. Bu zehirli kısmı, mavi kısmı bu şekilde. Hani buna SA2.5 bir düşüyor, süpürme deriz. Tamam. SA2.5 yapacak olsak, bak o alüminyum gözüken yer var ya. Böyle oldu. Yani öyle olması gerekiyor ama zemin zaten doymuş olduğu için zehirliye gerek yok. Biz yüzeysel çalışma yapıyoruz. Tamam. Peki buraları almamız, bu siyah, bunları atacağız. Hayır. Değil mi tekrar biz? He, o çizgi hattı, kontu kaybetmeyeceğiz. Ama üzerinde yine aynı yüzeysel zımpara yapacağız. Tamam. Süper. Yani boya üstü boya, öyle düşün. Tamam. Yani buraları... Filote de aynı, alt çizgi de, beyazı da aynı. Tamam. Boyanacak. Başka sormak istediğin bir şey var mı? Yok, zaten bence bir yarının sonuna kadar ben burayı komple ancak bitiririm zımpara. Aynen. Şu kabarık yerler. Kabarık yerleri alacağız. Ya buradaki şeyimiz zaten biliyorum. Kabarık olan, kabarmış, boyanın alüminyumdan kendini ayırmış şeyleri, deform olan yerleri düzelteceğiz. Bu. Maksat ikinci boya konusuna otursun. Tamam. Yani tutsunlar bir. Tamam. Sevgilim, ben yemek yapmaya gidiyorum. Hoşça kalın. Bittiğinde yazarım ama hemen acıkma, hemen olmaz. Hoşça kal. Evet, ben şimdi yemek yapmaya gidiyorum. Şöyle size de tersaneyi gezdirerek gideyim. Arkadaşlar, biz dün Marmaris'e gittik. Tunca'ya terlik falan baktık, biliyorsunuz kopuk terlikle geziyor. Neyse, bulamadık zaten. Dondurma falan yedik. Tavuk döner yedik, ne alaka. Geri döndük. O kadar, Marina'ya gittik işte, bizim Tunca'nın yanına.
marinaya gittik. O kadar böyle lüks yatlar var. Bir tane tekne beğendik. Böyle küçük, tam bizlik spor. Şu an hedefimiz böyle para biriktirip o tekneyi alabilmek. O tekne de bizim arkadaşımızın çıktı. O kadar teknenin arasından gitmişiz, arkadaşımızın teknesini beğenmişiz. Ve şimdi bunu niye anlattığımı söyleyeyim size. Ne yazdık biz aynamıza? Karavana girdiğimde göstereceğim. Niye anlattığımı anlayacaksınız. Evet, şöyle var ediyoruz. Ne yaptık? 13 Mayıs 2021'de biz hayal kurduk. Bir yıl sonra bugün tekne alıyoruz diye. Öyle çok büyük yatlar, tekneler değil. O beğendiğimiz tekne gibi. 13 Mayıs 2021'de kurduk. O an yazacak bir şey bulamadım. Elimde ruj vardı. Rujla aynaya, aynada bunu var ettim. Arkadaşlar, hayal kurduğunuzda hemen onu var edin, tamam mı? Hemen. Bir şekilde yazın onu. Evet. Şimdi ne zaman? Yemek. Dün de poğaça yaptım ben. Fit poğaça. Tam buğday unundan. Uydurdum böyle dereotlu. Çok güzel olmuş. Yedik en çok dikkat eden birisiyimdir. Tütsü yapmıştım kızına. Şimdi yemek zamanı. Şöyle. Karşı hatta. Açsam mı? Yok. Güneş çiçeklerim yanar. Şöyle demin ağlarısına karşı. Evet, şimdi yemeğimizi yapalım. Ateş ile oynayınca kalmadı gücüm. Güneşi bir gün bile göremedi gözüm. Kalmadı bir sözüm. Artık gitsem diyorum. Neşesini bol bulunca istedim her an. Hevesini aldı gitti, ben yine talan. Bitmez mi bu yalan? Artık bitsen diyorum. Ah, aşk olunca, meşk olunca ben yokum hiç bir tarafında. Dert olunca, gün batınca, ay bile kaçınca, gökyüzünden aman, 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 gitsem diyorum. Mesele kalmadı içimde şimdi bak. Yine beni döndü buldu gittiğim her an. Yok mu bir gün ferah? Artık gülsem diyorum. Çile mi değil mi anlamak zor artık çok. Bilene de sorsan aşka başka çare yok. Yolum uzun artık gitsem diyorum. Aşk olunca, meşk olunca ben yokum hiçbir tarafında. Dert olunca, gün batınca, ay bile kaçınca.
kaçınca gökyüzünden aman, 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 gitsem diyorum.